Merhaba değerli izleyicilerimiz. Bir Özden Söze programıyla Çanakkale Ton TV stüdyolarından tekrar karşınızdayız. Atatürk aydınlığının güzel kentimiz ve güzel ülkemizin üzerinden hiç eksik olmaması dilek ve umutlarıyla bugün çok özel konuklarım var. Sizlerle birlikte bu programımızı gerçekleştireceğiz. Rating Akademi diye bir kuruluşumuz var. Bir akademisyen arkadaşımızın başkanlığını yaptığı. Her yıl Mayıs ayının ilk haftasında burada bir uluslararası sempozyum düzenleniyor. Bu yılki sempozyumumuz da köy enstitüleriyle ilgiliydi. Köy enstitülerinin yeniden bir canlandırmayla, yeni programlarla Türkiye'nin gündemine girip girilmeyeceği tartışıldı. Ülkemizden ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen akademisyenler bu konudaki düşüncelerini iki gündür çeşitli oturumlarda bizlerle paylaştılar. Son oturumdan da buraya değerli konuklarımızı davet ettik. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Ayaklarının tozuyla stüdyomuzda hem köy enstitüleri hem de kendileri de konuklarım birer sivil toplum kuruluşunun başkanları olarak hala bu ülkeye hizmet ediyorlar. O sivil toplum kuruluşları hakkındaki bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Öncelikle emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Güler Yalçın hocamı tanıtmak istiyorum. Kendisi Köy Enstitüleri'nde Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği kurucu başkanıdır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yine Doktor Hayal Köksal, Yenilikçi İmece Derneği'nin kurucu başkanı. Evet. Aynı zamanda da Güler Hanım'ın derneğinin de üyesi. Kurucu üyesi. Kurucu üyesi, evet. Evet. Bizi kırmadınız sayın konuklarımız, değerli hocalarım. Bu stüdyoda konuğumuz oldunuz. Çanakkale Ton TV izleyicileri adına sizlere teşekkür ediyorum. Değerli hocam, Güler hocam, siz Köy Enstitüleri'ne Araştırma ve Eğitimi Geliştirme Derneği kurucu başkanısınız. Bu köy enstitüleri biliyorsunuz bu topraklar 1916-17-18 yıllarında işgale başlandı ve 18-19'da da fiili işgal gerçekleşti, silahlı işgal. O süreçte Mustafa Kemal Atatürk gibi bu toprakların bir şansı vardı, bir büyük lider vardı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkarak direnişi örgütledi. 3 yıl boyunca bu topraklar emperyalizme, yani işgalciye karşı bir bağımsızlık savaşı verdi. Ve bu bağımsızlık savaşı 9 Eylül 1922'de noktalandı. Yani silahlı işgal tamamen sona erdirildi bu topraklarda. Ancak yanmış yıkılmış bir ülke hastalıklarla, zorluklarla, açlıkla boğuşan bir 13 milyonluk insan bu topraklarda. Ve bu insanların okur yazar oranına baktığımızda %7 dolayında bir okur yazar. 96 bin kişi 13 milyondan okur yazar. Bunların içerisinde kadınlar çok çok küçük bir oranı, %0.5 gibi bir oranı karşılıyor o dönemde. Tabii bu okur yazarlık da hani gazete okuyor, roman okuyor, entelektüel derinliği olan insanlar anlamında değil. Yalnızca adını yazabiliyor, soyadını yazabiliyor veya eline bir şey geliyorsa onu okuyabiliyor. O anlamda okur yazar. Böylesi bir iklimde Mustafa Kemal ve silah arkadaşları gerçek savaşın şimdi başladığını saptamasını yaparak bir eğitim öğretim seferberliğine başlıyorlar. 500-600 yıldır kullanılan Arap alfabesini terk edip Latin harfleriyle çok kısa sürede 10 yıl gibi bir sürede %90'a çıkarıyorlar okur yazar oranını. İşte bu süreç bizim millet mektepleri dediğimiz eğitmenlerle birlikte millet mekteplerinin 2-3 yıl 4 yıl gibi bir zaman içerisinde köy enstitülerine dönüştürülmesi 21 merkezde ve o kadar eşit yayılmış ki Türkiye'ye bu 21 merkezde köy enstitülerinin kurulmasıyla gerçekleştiriliyor. Ancak köy enstitüleri 48'de bana göre fiili olarak bitiriliyor. Daha 54'te resmi olarak bitiriliyor ama işte o fiili olarak bitirilmesinin hemen arkasından da 49'da
bana göre bu ülkenin eğitim alanında yapılmış en büyük ihanet yapılıyor. 27 Aralık 1949'da Amerikalılarla eğitim anlaşması imzalanıyor. Resmen eğitimimiz yabancılara teslim ediliyor. Yabancıların insafına bırakılıyor. Ve bu ikili anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de geçirilmiyor. 70 yıldır da uygulamada. Biz ne kadar burada çırpınırsak çırpınalım, eğitimimizin beyni yabancıların elinde. Onlar yön veriyorlar. Tabii 1945 2. Dünya Savaşı daha bitmemişken anlaşma yapılıyor. 46'da yapılıyor, 47'de yapılıyor. Bir 48'de yapılmıyor bu ikili anlaşmalar. Bununla bizim sanayimiz ipotek altına alıyor, sağlığımız ipotek altına alınıyor. Daha sonra 52'de bizi NATO'ya sokacak zemin hazırlanıyor vesaire. Yani ülkemiz teslim alınıyor bu süreçte. Ama bu yaşamı çok uzun olmayan, yani 7-8 yıllık bir yaşamı olan köy enstitüleri hala konuşuluyor. Neden konuşuluyor? Nedir bu köy enstitüleri? Siz bu konuda bizimle düşüncelerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Yani hala köy enstitülerini konuşuyoruz. 7-8 yıllık ömrü vardı bunların. Unutulmuş gitmiş olması gerekiyor. Ama unutulmadı. Hep o eğitim sisteminden söz ediyoruz. Neydi bu köy enstitüleri? Siz köy enstitülerini araştırıyorsunuz. Araştırma Derneği'nin kurucu başkanısınız. Ne çıkıyor bu araştırmalardan? Evet. Siz çok anlamlı bir giriş yaptınız. Kurtuluş Savaşı'mızdan başlayarak. Çanakkale'nin de Kurtuluş Savaşı'mızda çok özel bir önemi var. Çanakkale geçilmedi çünkü. Ben de Köy Enstitüleri Araştırma Derneği ve Eğitim Geliştirme Derneği Başkanı olarak bu geçilmeyen şehirde köy enstitülerini gençlerle birlikte konuşmaktan, bilgi alışverişinde bulunmaktan çok çok mutluyum. Bir kere öncelikle onu belirtmek istiyorum ve size çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Çanakkalelilerle bu paylaşımı yapıyoruz. O yüzden size çok teşekkür ediyorum. Evet, köy enstitüleri 1936 yılında aslında Atatürk'ün yol göstermesiyle başladı. Yani ilk mimarı köy enstitülerinin Atatürk'tür. Eğitmen kurslarıyla başladı 1936 yılında. Daha sonra 1938-39 yıllarında da 4 köy öğretmen okulu açıldı. 4 farklı yerde. Daha sonra da o köy eğitmen kursları bir taraftan devam ederken açılan 4 öğretmen okulu 1940 yılında köy enstitüleri adıyla öğrenime devam etti. Dolayısıyla köy enstitülerinin ilk mezunları 1942'dir. Yani ilk mezunları 44 değil 42'dir. Çünkü daha önce açılan o 4 öğretmen okulu 1940 yılında köy enstitülerine dönüştürülmüştür. Şimdi köy enstitüleri benim bildiğim kadarıyla, ki doğru bildiğimi sanıyorum, dünyada tek olan, Türkiye'ye özgü, Türkiye'nin koşullarına özgü, kurucumuz, uygulayıcımız, kuramcımız, eğitim önderimiz İsmail Hakkı Tonguç'un çok uzun yıllar süren araştırmaları sonucu hem yurt dışında hem yurt içinde 10 bine yakın köyü dolaşarak yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye özgü kurduğu bir eğitim sistemidir. Ama sadece bir eğitim sistemi değildir. Türkiye'de 21 model yaşam alanı, adalet ve demokrasiye dayanan bir yaşam oluşturmak için 21 model olarak Türkiye'nin bütün Edirne'den bana, Edirne Karaağaç'tan Van Ernis'e yayılan eşitlikçi, adalet ve demokrasinin yaşandığı küçük yaşam birimleridir. Karaağaç'ta kuruluyor birimde, ama sonra Kepirtepe'ye taşınıyor. Evet, ben de oranın mezunuyum çünkü. Evet, biliyorum. Biliyorsunuz o ilk kurulanlardan bir tanesi. Bir eğitim devrimidir. Bir eğitim devrimidir ve şehirle köy arasındaki farkı, uçurumu kapatmaya, işte okuma yazma başta olmak üzere
Kesinlikle onunla sınırlı değil tabii ki. Genel olarak Türkiye halkının kültür düzeyini yükseltmeye yönelik ve ekonomik olarak kalkınmaya yönelik, yani hedefleyen eğitimle başlayacağını, kalkınmanın eğitimle başlayacağını düşünerek başlamış bir harekettir. Yani İngilizce'de movement denir. Bu ciddi bir şey. Yani bütün Türkiye çapında bir eğitim seferberliğidir aslında. Çünkü bu konuda bilinmeyen, çok bilinen artık gençlerin bugünkü kongrede anladım ki gençler temel ilkeleri öğrenmişler ama birçok da bilinmeyen yanı var. Örneğin bir şey söyleyeyim ben bu konuda bilinmeyen bir şey. Köy enstitüsü müdürlerinin yaş ortalaması 35'tir. Ve çoğu İsmail Hakkı Tonguç'un Gazi Terbiye Enstitüsü'nden tanıdığı ve bildiği güvenilir. Liyakat esastır çünkü burada. Güvenilir kişilerdir. Ve öğretmenler de yüksek öğrenim görmüş olanlarla birlikte teknik okul mezunları ve ilkokul öğretmenleridir. Ve enteresan olan öğretmenler gönüllü olarak, gönüllü öğretmenler gitmiştir köy enstitülerine. Çünkü yatılı. Yatılı ve ayrıca benim ziyaret ettiğim birçok köy enstitüsü müdürü ve öğretmenin evlerinde ziyaret ettim. Çocuklarını, bazılarını yakalayabildiysen, vefat etmedilerse kendilerini ama daha çok çocuklarını. Son derece aristokrat, kültürlü ve kentli ailelerden gelme öğretmenler. Biz bilmiyoruz, gençlerimiz bilmiyor veya o dönemde farkına varamadık ama John Dewey biliyorsunuz. John Dewey Amerikalı. Amerikalı geliyor ve o modeli Amerika'ya taşıyor. Bu ne biçim eğitim sistemi diye. Amerika'ya tam taşıdığını söyleyemeyiz de. Ya. Yani o kendisi zaten devrimci ruha sahip bir araştırmacı John Dewey. Gelip burada bir araştırma yapıyor ve bir raporu var tabii bu konuyla ilgili. Derneğimize gelirsek adı üzerinde köy enstitülerini araştırma adı üzerinde ve eğitimi geliştirme. Köy enstitülerini araştırma deyince önce anlamak, köy enstitülerini anlamak. Şimdiye kadar çok sayıda biz yüksek lisans ve doktora öğrencisine yol gösterdik. Hem öğrenciler hem yazdığımız kitaplarla derneğimizin. Derneğimizin şeyi, genel merkezi İstanbul'da mı? İstanbul'da. Nerede? Tam olarak adresini söylememiz. Kadıköy'de. Kadıköy'de. Yani belki biz de zaman zaman öğrencilerimize böyle lisansüstü çalışmalar veriyoruz. İletişim kurmak isteriz sizinle. Web sayfamız var. Tamam. Köy enstitüleri egitim.org web sayfamız. Web sayfamız var. Orada bütün adreslerimiz, iletişim bilgilerimiz hepsi var. Temel köy enstitü kitaplarından oluşan bir arşiv olarak kullandığımız, öğrencilerin yararlanacağı fotokopi çekerek. Şubelerimiz var mı Türkiye'de belli Hayır, yerlerde? Hayır, temsilciliklerimiz var. Temsilciliklerimiz var. Üyelik sistemimiz var. Evet, üyelerimizden ve bize yapılan bağış kitaplardan ve kendi editörlüğünü yaptığımız ya da kendimizin yazdığı, benim yanında kendi yazdığım bir tane kitabım var, canlandırılan Ütopya E-Yayınlarından çıktı. Tüzüğünüz var. Tabii. Yani, kamu yararına çalışan dernek statüsü var mı? Hayır, yok. Öyle bir statümüz yok. Başvurmadınız. Hayır, başvurmadık. Peki. Ama bundan sonra başvurabiliriz. Çünkü o biraz yenini rahatlatıyor. Evet. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanıyım. O bizim derneğimiz o statüde, yani evet, kamu yararına çalışan dernekler statüsünde. Tabii daha biraz çalışma ve ses getirme, ciddiye alınma bağlamında önemli bir şey statü. Tabii. Sempozyumlar yaptık, belgesel filmler yapıldı derneğimiz bağlamında. Kitaplar yazıldı, doktora tezleri, yüksek lisans tezlerini destekledik, yol gösterdik, arşivlere girilmesini sağladık. Yani bir köy enstitüsünü başından sonuna araştırmak üzere çalışanları arşivlere yönlendirdik. Oralara girmeleri için kolaylıklar gösterdik. Ayrıca okuyarak destek tabii tezleri. Değerli yapıyorum. Hocam, dernek kurmak, o derneği yaşatmak, o derneği ayakta tutmak bir ekonomik güç gerektiriyor. Onun yanında destek de olduk diyorsunuz. Kaynağınız, gelir kaynağınız nedir? Gelir kaynağımız sadece üye aidatları ve sağ olsunlar, buradan hepsine teşekkür ediyorum, köy enstitülü öğretmenlerin ve köy enstitüsüyle ilgili kişilerin bastırdığı, kendi imkanlarıyla bastırdığı kitapların
bize bağışlanması. Yani o kitaplar bize konsilye olarak bırakılıyor ve biz onların işte bağış karşılığında kitaplardan ve üye aidatlarından gelirimiz, başka hiçbir yerden gelirimiz yok. Yalnız tabii şimdi hatırladım, bir etkinlik yapacağımız zaman, ciddi bir etkinlik, bir sempozyum ya da işte benzeri bir şey ya da kitap basacağımız zaman, mesela bizim Beşiktaş kitabımız var, çok ciddi bir sponsoru vardı onun, yöresel bir sponsor, Trabzon Dernekler Federasyonu sponsorluğunu yaptı. Sponsor bulmakta çok zorluk çekmiyoruz. Çünkü köy enstitüleri deyince bütün kapılar açılıyor. Milli olsun kaynak, sorun yok. Ben şunun için sordum. Hep bizim kendi insanlarımız. Yani sponsorlarımız hep kendi insanlarımız. Ve genellikle köy enstitüsünden mezun olan öğretmenlerin çocukları oluyorlar. Ya şirketleri oluyor onların. Ya ekonomik durumları daha iyi olan ailelerin çocukları oluyorlar. Yani herkes bir şekilde maddi manevi, köy enstitüsü deyince bütün kapılar açılıyor. Gerçekten hiç bir sorun yaşamadık şimdiye kadar. Yani Avrupa Birliği hibe fonları var. Biliyorsunuz kalkınma ajansları var. Onların hibe fonları var veya belli projeler karşısında para veriyorlar ama şimdi o tür yerlerden alınan paralar biraz tartışma konusu. Sizin de böyle bir şeyiniz hayır, yok. Kesinlikle, yani, bizim Atatürk Düşünce Derneği'nin genel merkezinin sayfasında amblemin üzerinde yazar. Yerli veya yabancı hiçbir kurum veya kuruluştan hibe veya fon adı altında bir para alınmamaktadır diye. Çünkü bilinir ki Mustafa Kemal'in de söylediği gibi para veren emir de verir belli bir süre sonra. Evet, hiç öyle bir şey söz konusu değil. Ben size hemen bir önemli bir örnek vereyim. Biz ilk köy enstitüsü çifteler, Eskişehir çiftelerde kurulduğu için oraya yönlendik. 4-5-6 yıl, belki daha fazla, 7-8 sene önce. Bir proje, multidisipliner bir eğitim projesi yapalım dedik. O sırada Necla Pur hocam, Profesör Doktor Necla Pur rektördü. Ona açtık konuyu. Dedi ki bir köy enstitüleri araştırma merkezi kuralım dedi. Biz üniversitede köy enstitülerinin araştırma merkezi kurduk ve ben o araştırma merkezinin müdürü oldum. Ve biz üniversiteden bir proje aldık. Bir köyde 3 sene boyunca multidisipliner bir proje yaptık. O proje o kadar keyifli bir proje oldu ki. İşte dokuma profesörü hocamız Günay Atalayer evlerden, sandıklardan çok orijinal dokumalar çıkardı. Onları bir kongrede sundu. Biz sağlık müdürlüğüyle, il sağlık müdürlüğüyle bir işbirliği içinde kendi sağlık elemanlarımız, hemşirelikten öğretim üyelerimizle birlikte köye gittik. 13 kalem 200 köylünün biyokimyasal analizleri yapıldı. Onlar raporlandı ve oranın doktoruna bırakıldı. İşte üniversitenin desteğiyle toprak su analizi yaptırdık. 52 elementin analizini yaptırdık. O projeyi bir katalog olarak yayınladık. İşte daha sonra o Eskişehir'e gidip gelmelerimizin sonunda şimdi yerel belediyelerle bir proje. Çünkü bizim asıl derneğimizin asıl amacı bugüne uyarlanması. Köy enstitüsü ilkeleriyle bugün kırda ve şehirde eğitimin yeniden organize olması. Size tekrar geleceğim hocam. Bu köy enstitüsü projesinin, o eğitim anlayışının bugün nasıl uygulanıp uygulanmayacağına bir dahaki turda geçelim. Tamam. Hocam izin verirseniz. değerli hocam, Doktor Hayal Köksal, yenilikçi İmece Derneği. Evet. Nedir bu yenilikçi İmece Derneği? Şimdi bizi izleyen izleyicilerimiz Allah Allah yeni duyuyoruz bunu falan diye diyenler de vardır. Bize Yenilikçi İmece Derneği ne zaman kuruldu? Genel merkezi nerede? Şubeleri var mı? Neler yapmaktadır? Bugüne kadar neler yaptı? Bundan sonra neler yapmayı hedeflemektedir? Şu anda bir üzerinde çalıştığınız proje var mıdır? Amacınız nedir? Tanıtır mısınız bunu? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle sizinle tanışmaktan, bu güzel kurumda
Çanakkale'li dostlarımıza hitap etmekten son derece mutluyum. Ben bir Çanakkale geliniyim. Kestanbollu bir ailenin geliniyim. Ve de çok sevdiğim bir şehir. Komşu şehir. Balıkesirliyim çünkü. Burada olmak çok keyifli. Bu ikinci gelişim. Aralık ayında Rating Akademi'nin farkındalıkla ilgili kongresinde ilk kez bulundum. Organize edenlerle o kadar kaynaştık ki Mehmet Şahin hocam ve ekibiyle. Birlikte böyle konuşurken biz bir köy enstitüsü projesi yapacağız hocam. Siz de yanımızda olur musunuz dediğinde ben gerçekten çok mutlu oldum. Bir kere bunun için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bizi tanıtma, kendimizden söz etme olanağı verdiğiniz için de çok mutluyum. Köy enstitüleri benim için çok özel. Ben çünkü yıllar sonra uzantısı sayılabilecek eğitim enstitüsü mezunu bir öğretmenim, eğitimciyim. Köy enstitülü öğretmenlerle büyüdüm, yetiştirildim. Çok ilginçtir ki benim çok sevdiğim müdür yardımcım Buca Eğitim Enstitüsü'nde Hüseyin Yalçın Güler hocamın babasıydı. Hmm. Muhterem, çok tatlı, yumuşacık, çok da yakışıklı, bütün kızların hayran olduğu konuşmasıyla, bizlere hitap etmesiyle köy enstitüsü felsefesini ve oradan yetişmiş bir mezunun öğretmen adayları üzerindeki etkisini son derece güzel hissettiren çok güzel bir insandı. Işıklar içinde uyusun diyorum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde çalışırken yine Marmara Üniversitesi'nde çalışan hocamla 2002-2003 yıllarında yolumuz kesişti. Ben İngilizce öğretmenliğinden daha sonra eğitim bilimlerinde doktora yapmış bir eğitimciyim ve Türkiye'nin her yerini gezmiş, eşi asker olan bir hocayım. Gezmediğim yeri yok ülkemin. Ülkenin imecesi, kültürümüzdeki o imece ve köy enstitüsü ruhunu öğretmenlerim yoluyla almış olmam ve bir oymak başı olan annemin bir Savaştepe köy enstitüsü mezuniyeti, böyle birkaç defa mandolin çaldığı, Balıkesir bengisi oynadığı için ziyaretleri sonucunda küçücükten, 3 yaşından, 4 yaşından itibaren köy enstitüsü, köy enstitülerinde verilen eğitim, oradaki arkadaşların niteliği konusunda o kadar beynime kazınmış olduğu cümleler var ki ben senelerce köy enstitüsü düşündüm, düşledim yetişme yıllarımda da. Sonra eğitim enstitüsünde yavaş yavaş bunu duymaya başladım. 2000'li yılları buldu bu çalışmalar. 95 yılında sivil toplumun gücünü anlamaya başladım, idrak etmeye başladım. Çünkü İngilizce öğretmenlerini bir şemsiye kurum altında toplayan İngilizce Eğitimi Derneği'nin kurucu üyelerinden oldum Ankara'da. Baktım ki bütün öğretmenler bir arada toplanıyoruz, güzel çalışmalar yapıyoruz ve bundan sonra 15 kadar derneğin bünyesinde bulundum. Hem kurucu olarak hem üye olarak. İşte Güler Yalçın hocamla tanışmamız da nitelikli çalışmanın özünde stratejik planlamanın önemi yatar felsefesiyle kalite iyileştirme çalışmalarım nedeniyle bir araya gelişimizde böyle bir dernek kuracaksak hocam bir stratejik planla yola koyulalım. Kurucu üyelerin bütün görüşlerini alarak nasıl bir dernek istiyoruz? Amaç ne olacak? Hangi projelerle yol alacağız? İyi bir şeyler yaptığımızı nasıl anlayacağız? Bunu yapalım dedik ve iki gün boyunca 13-14 kişiydi sanıyorum. Muhteşem bir toplantı. Birlikte bir yol haritası çizdik. Sonuçta bir rapor çıktı ortaya ve kuruluş gününe karar verdiğimizde sevgili Ayhan Alkış hocama da saygılarımı gönderiyorum. O da bir köy enstitüsü damadıdır. Evet. Onun bize açtığı Yıldız Teknik Üniversitesi auditoriumunda bir açılış yaptık. Evet. Ve sanıyorum o isim koyma konusunda da benim epey bir katkım oldu. Köy enstitülerini araştırma ve eğitimi geliştirme. Niye? Çünkü yol haritasında bunlar hep hedefler olarak ortaya çıktı. Evet. Birlikte çalıştık. O arada yeni kuşak
ile tanıştım. Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği. O zamanlar Kalite Okulları Merkezi diye bir merkezim vardı. İstanbul'da Balmumcu'da. Nasıl açmıştım onu? İmece Halkaları adını verdiğim ve köy enstitülerinden esinlenen bir sorun çözme sistematiğim 2005 Türkiye Yaratıcı Kalkınma Fikirleri yarışmasında dereceye girdi ve ödül aldı. Ve bana belli bir oradan ödül verildi, para verildi ve ben ondan destek alarak bir merkez açtım. Ve köy enstitülü büyüklerimiz benim de enstitülere yatkınlığımdan benim merkezimde toplanmaya başladılar. Pakize Türkoğlu hocam, işte Bahattin Fırtına rahmetli. Onlar benim ofisime gelip işte ne yapabiliriz, ne yapalım? Dediler ki Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin İstanbul Şubesini kuracağız. O kuruluş çalışmalarının içinde bulundum. Ayça Çakalos Hoca ile arkasından Seçkin Dindar Hocam'la onlar başkanlığını, ben yardımcılığını yaptım. Böyle süren bir birliktelik köy enstitüleriyle. Arkasından dedim ki ben kendi derneğimi kurmak istiyorum. Çünkü benim çalışmalarım bu imece felsefesini özellikle eğitim fakültesinde okuyan öğretmen adaylarına aktarmak oldu. Bunu kendime misyon edindim. Dedim ki bir müze görüntüsünde köy enstitülerini tutamayız. Toplantılar yapıyoruz. Bizim hep ortak konumuz hep ak saçlı gençlerle bir aradayız. Bakıyoruz yani bunlar bir süre sonra doğal olarak hayatın akışında yitip gidecekler. Ama hani gençlerimiz, hani siyah saçlı gençlerimiz, onları görememek bizi üzmeye başladı. Dedim ki bu çalışmalar eğitim fakültelerinde işlenmek zorunda. Ve bir proje tasarladım. Biraz proje tasarımı konusunda çalışmalarım var. Köy enstitüleri felsefesini öğretmen adaylarına aktarma projesi çalışması. Her eğitim fakültesine en az bir öğretim üyesinin bu projede yer almasını bekledim ve hep çağrı yaptım. Maalesef bu konuda çok olumlu sonuçlar alamadık ama ben de kendi adıma Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ağırlıklı olarak 20 yıl boyunca ders verdiğim, 3 yıl Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ve bu senede Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde stratejik planlama dersinde hep dönem başı derslerimi köy enstitülerini anlatarak, tanıtarak, bütün kitapları taşıyarak, filmleri göstererek ve enstitü mezunlarını dersime davet ederek onların konuşmasını sağlayarak bir şeyler yapmaya çalıştım. 2005 yılında kendi derneğimi kurdum. Sürekli Gelişim Derneği. Nedir özünde yatan? Sürekli gelişmeyi. Çünkü enstitülerin de vermeye çalıştığı yaşam boyu iyileşmeyi sağlamak. Ama 2011 yılında bizi Brüksel'e davet ettiler. Sizin söylediğiniz gibi AB projeleri tanıtma ve çok güzel yol parasını da verdiler. Gittik oraya. Sivil toplum kuruluşu liderleri 35 kişiydik sanıyorum. Bize anlattılar, parlamentoyu gezdirdiler ve ondan sonra dediler ki işte şu 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 konularda çalışma yapmak koşuluyla ve şu 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 minik bir takım ülkelerle çalışmak koşuluyla biz size destek vermek istiyoruz. Döndüm, bir ay sonra derneğimi kapattım. Çünkü dedim ki bizim gelirimiz, biz öyle çok yayılabilen bir dernek değil, 15 kişi kurmuştuk eğitimciler olarak. Sadece aidat 15-20 lira yürümüyordu. Yani yürümeyecekti ve bunun için mi dernekler var? Kapattım 2012 yılında, ortak karar. Aradan 3 sene geçti. O arada ben Yenilikçi Öğretmenler Programı'nın danışmanlığını yaptım Microsoft Türkiye ile. Yurt dışında bütün okullarını gezdim. Her gezdiğim okuldan da hep köy enstitülerinden bir şeyler gördüm dışarıda gezdikçe. Ve dedim ki tekrar derneği kurmak gerekiyor. Sivil toplumu harekete geçirmek gerekiyor. AB ile bir şey yapmak gerekmiyor. Kendi içimizde de bir şeyler yapabiliriz. Ama bunu yenilikçi yaklaşımla yapmalıyız ve imeceyi
tekrar diriltmeliyiz. Yani köy enstitülerini belki şimdi bir takım kuruluş çalışmalarından falan söz ediliyor. Tabii o zamanın köy enstitülerini kurmak mümkün değil bence artık. Kent enstitüleri adıyla falan bir şeyler belki tanıtılıyor. Bu benim kendi görüşüm. Ama çağdaş bir yaklaşımla, o ruhla ve onu yenileştirerek günümüz koşullarına ve hedeflerimize uyarlayarak yeniden bir şeyler yapılabilir. Bunu yaparken de önce farkındalık yaratarak işe koyulmak lazım. O farkındalığı da öğretmenlerle başlatmak lazım. Onun için ben eğitim fakültelerindeki geleceğin öğretmenlerine yenilikçi anlamda imece çalışması yapacak bir yenilikçi imece derneğini İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, Boğaziçi'nden hocalarımız, öğretmenlerimiz ve dostlarımızla yine 20 kişilik bir ekiple kurduk 2015 Ocak tarihinde. Sarıyer'de kurduk. Çok yereliz belki, kent konseyi içinde güzel bir yerimiz var. Yani şey olarak işlevsel açıdan güzel bir yerimiz var. Yerel yönetimlerle imece yapmak konusunda da Datça İmecesi adını verdiğimiz bir çalışmayı Datça Belediye Başkanlığı'yla, Sarıyer İmecesi adını verdiğimiz bir çalışmayı da Sarıyer Kent Konseyi ile başlattık pilot çalışma olarak. Yani sadece öğretmen adaylarını değil, Yenilikçi İmece Derneği'nin amacı hiç şimdiye kadar denenmemiş işbirliklerini yeni bir yaklaşımla, yenilikçi bir yaklaşımla hayata geçirmek, özümüzdeki imece ruhunu, köy enstitülerinin bu felsefesini yaygınlaştırmak. Bizim bütün hedefimiz bu. Bunu nelerle yapmaya çalışıyoruz? Bir web sitemiz var, çok basit. Kitaplarımız var. Son kitabım İmece ile Yeniden Köy Enstitüleri. Burada şimdiye kadar yürütülen 80 projenin farklı üniversitelerde hayata geçirilmişi ve kitaplaşmış hali. Bundan sonra da devam edecek. Aidatımız var. Çok cüzi, 20 lira karşılığında yıllık ödemeyle ne olabilirsek. Buna mesela CHP'li bir belediyemiz olan şimdi Avcılar Belediyesi bastırdı. Toprak. Evet, Handan Hanım bastırdı. Dağıtımını yaptı bütün çevrelilere. Bizim de elimizde bir miktar var. Onu böyle bağış karşılığında paylaşmak isteyenlerle paylaşıyoruz. Bundan sonra eğlenceli sınıf yönetim var. Bugün köy enstitülü büyüklerimizin de katıldığı bir çalışmada paylaştık. Nasıl eğlenceli sınıf yönetimi? İşte köy enstitülerindeki gibi çapalayarak, horon oynayarak, bir müzik aleti çalarak, kitaplar okuyarak ve yaşayarak, yaparak öğrenme ve bunu paylaşma konusunda. Ben çok fazla konuşmayayım. Derneğimiz bu. Küçük bir dernek. Daha çok genç. 4 yaşında. Az üyemiz var ama biz seçiciyiz. İşbirliği yapacak temsilcilikler açabiliriz farklı illerde. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği Çanakkale Şubesi olarak da işbirliğinin mikrofonumuz da gitti bu arada. İşbirliğini zaten öngördük. Bundan sonraki süreçte dilerim onu gerçekleştiririz. Tabii akşam ben bu işleri organize eden arkadaşa da söyledim. Bu işler kolay işler değil. Bir proje oluşturmak, insanları bir araya getirmek, sempozyumlar falan, mutfağı çok zor bu işin. Bitirin, herkes yapıyor bir şeyler, bakıyor ama öyle değil, kolay değil. Biz çalışkan insanlarız, çalışacağız. Onu da inşallah başarırız. İnşallah. Şimdi ben hemen unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Biz kurulalı 16 sene oldu. O kadar çok. O kadar çok iş yapmışız ki bazıları unutuyorum, bazı yaptığımız işleri. Şimdi hocam konuşurken Foça Belediyesi'nin bize verdiği destek aklıma geldi. Hani hep soruyorsunuz ya, destek nereden alıyorsunuz diye. Foça Belediyesi kaç sene önceydi? Birkaç sene önce bundan 3 gün boyunca köy enstitülerinden doğan edebiyat konulu bir çalıştay
yaptık biz. Üç gün. Çok güzel. Evet. Edebiyat şimdi konuşuldu ve ben o kitabı şimdi buraya getirmeyi unutmuşum. Çok güzel bir kitap çıktı. Bir başka programda belediye, o kitabı da tanıtırız. Değerli hocam, değerli hocam, saygıdeğer Güler Yalçın hocam. Demin sözümüz şurada kalmıştı. Köy enstitülerinin programları tekrar uygulanabilir mi diye. Ben köy enstitüsünden öğretmen okuluna çevrildiği aşamada Kepirtepe'de öğrencilik yaptım. Ne mutlu bana ki aynı okulda öğretmenlik de yaptım. Ne güzel. Şimdi Ali Rıza Binboğa'nın da söylediği gibi köy enstitülerinde köyden geliyor çocuk. Ahır var, ahır yapılıyor. Çiftçilik içinden geldiği için çiftçilikle ilgili ekim dikim işleri yapılıyor. Tavuk var, işte arı var ve benzeri her şey var, müzik de var. O günün anlayışına göre çok cuk diye oturan bir sistem. Ama 1980'den sonra sosyolojik olarak büyük bir değişim yaşadı Türkiye ve köyden kente doğru göçler başladı. Artık köyde insan da kalmadı. Köye veya köylüye yönelik bir köy enstitüsü kurmanın ötesinde sistemle ilgili neydi temel ilkesi köy enstitülerinin? Üretim için eğitim. Üretime yönelik eğitim. Böyle ilkeleri belirlenmiş bir eğitim sistemini şu anki sisteme yedirebilir miyiz? Kesinlikle. Şunu da bilerek söylüyorum. Eğitim sistemimizin başında bu ülkenin insanları, milli insanlardan çok sisteme yön veren o Fulbright anlaşmasıyla yabancılar var. Bunu biliyoruz. Şu anda da var bu. 49'dan bu yana herkes Atatürkçüyüm, cumhuriyetçiyim, vatanseverim, milliyim, milliyetçiyim diyerek geldi iktidara ama kimse orayla ilgilenmedi. İlgilenemez çünkü. Hasüt derler adama. Bunu yapanlar. Ama bir gün gelecek bunu birileri yapacak. İndirecek o çekil kenara kardeşim diyecek. Ben eğitim sistemimi nasıl köy enstitülerinde Atatürk'ün önderliğinde 36'da başladı millet mektepleriyle yön verdim. Çok gerçekçi bir eğitim sistemini Türkiye'de oturtmaya çalıştım ki sağ olsaydı Atatürk hiç olmasa 20 yıl daha yaşasaydı çok farklı olurdu. Yine yapacağım onu diyecek birileri ama bugün öyle bir şey yok. Buna rağmen siz köy enstitüleri sisteminin bizim okullarımıza 80 milyona gelmiş Türkiye'de bugünkü iklimde yedirilmesi, yapılması, uygulamaya geçirilmesini olası görüyor musunuz? Evet, olası görüyorum ve buna inanıyorum. Nedenine gelince. Şimdi ben bir ülkenin dış müdahalelerle ekonomisi ve sosyo-kültürel hayatının yönlendirildiğini düşünmüyorum. Evet, onlar müdahale ediyorlar tabii, anlaşmalar imzalanıyor iktidarların politikaları çerçevesinde. Fakat o ülkenin kendi iç dinamiklerini çok önemsiyor. Köy enstitüleri bizim ülkemizin bir iç dinamiğidir. Evet, genç cumhuriyet zamanında Atatürk'le başlayan, işte Atatürk birçok aydını da Avrupa'ya göndermiş, işte onlar Batı kültürünü hem Sovyetler Birliği o zaman hem Avrupa'daki ülkelerin kültürlerini de öğrenip gelmişler. Onların işte oradan edindikleri bilgilerle İsmail Hakkı Tonguç örneğin birçok Batılı ve işte Sovyetler Birliği'ndeki pedagogları okumuş. Onların bir sentezini yapmış ve Türkiye'de böyle bir köy enstitüsü hareketi çıkmış. Ve daha sonra yine Batılıların marifetiyle ama asıl olarak Türkiye'nin iç dinamikleriyle kapandı. Dışarı müdahaleler bence manipülasyon olarak. Ben öyle değerlendiriyorum. Bizim kendi iç dinamik, bir ülkenin kendi iç dinamikleri çok önemli. O zaman İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Hasan Ali Yücel Milli Eğitim Bakanı, İsmail Hakkı Tonguç İlköğretim Genel Müdürü. O üçlünün başlattığı bir eğitim devrimi ve eğitim seferberliği bu. Ama yine İsmet İnönü'nün dış politikalar nedeniyle içerideki Türkiye'nin politikasını değiştirmesi sonucunda ama değiştiren yine bizim kendimizin insanı, kendimizin
Cumhurbaşkanı ona dikkatiniz çekmek istiyor. Acaba kendi iradesiyle mi? Ama kendi o değiştirdi ve tırttırdılar mı acaba? Hayır, şunu söylemek istiyorum. Bakın, köy enstitüleri yasası meclisten geçerken, şimdi tam rakamı söyleyemeyeceğim ama büyük bir çoğunluk, yine 167 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam, oylamaya katılmadı. Kimdi onlar? Daha sonra Demokrat Partisi'ni kuracak olanlar. Onlar kim? Onlar da bizim. Bizim insanımız onlar da. Bizim iç dinamiklerimiz. Şimdi bence dış güçler bizi izliyorlar ve doğru, kendilerine göre doğru zamanlarda manipüle ediyorlar. Ama asıl bu olayları yaşayan biziz. Bizim içimizde yaşanıyor bu olaylar. Ben buna inandığım için, hatta bir şey daha, örnek daha size söyleyeyim ki bu çok ilginçtir. Hayal Hocam da yaşadığı için biliyor bunu. Ben buna bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Tabii, çok buyurun. Küçük bir şey. Buyurun. Şimdi bu işi yapan, daha sonra Demokrat Parti'yi kuracakların içinde Kinyas Kartal var. İşte onu söyleyecektim Sazak, ben de şimdi Sazak zaten. Var, Adnan Menderes var. Hepsi toprak ağası. Tabii tabii. Feodal ama onlar bizim ağalar. İnsanımız onlar da. İşte dışarıdan gelmediler. Onu söylemek istiyorum. Tamam da işte. Onlar, asıl sebebi onlardır. Emin Sazaklar gün... emperyalizmle işbirliği yaptılar onlar. Bu eğitim... ama işte bizim insanımız onlar. Dışarıdan gelen müdahaledir, manipülasyondur. Asıl onlar bizim insanımızdır. Şimdi bakın, iş dinamiklerin önemli olduğunun bir örneği de şudur. Ki ben bunu çok yıllar sonra, bu konuda araştırmaya başladıktan çok yıllar sonra fark ettim. Hayır Hocam da o fark ettiklerimden birisi zaten. Köy enstitüleri 1954 yılında 27 Ocak'ta kanun değişip ilk öğretim okullarına dönüştürülür. Siz orada okudunuz. Babam da Kepirtepe mezunu benim. 1945 mezunu babam. Kepirtepe köy enstitüsü. 1945 mezunu, evet. Şey, dayımlardan sonra. Evet. Siz de işte onun ardılı okuldan mezunsunuz. Siz de onun bir örneğisiniz. Şimdi ben bu konuda araştırmaları yaparken, görüşmeler, işte röportajlar, arşiv çalışmaları, fotoğraflar, fotoğraf altları yazmalar, birçok işte günce yazmalar, birçok çalışma yaptım bu konuda. Ve Kepirtepe Köy Enstitüsü konusunda da 10 senedir süren bir çalışmam var. 3 ciltlik bir kitap olacak. Hala işte her redaksiyonu bile yapıldı. Kepirtepe deyince şunu söyleyebilir miyim? İzninizle, bu zaman da bitiyor. Bizim programımızın süresi şey, İsmet İnönü Kepirtepe'ye ziyarete geldiğinde bir kız çocuğunu çağırıyor yanına. Evet. Ne var torbanda diyor. O Kepirtepe'de değil o. Oraya da bunu şeyde, anılarda, orada da bazı başka bir yere yazıyor. Hiç önemli değil. Tabii. Köy enstitülü bir çocuğun torbasında bir romanla bir ekmek. Ekmek. İşte köy enstitüleri amaca ulaşıyor diyor. Evet. Yani köy enstitülerine sıcak soğuk bakmıyor İnönü. Sonra tırtırıyorlar işte. Yani onu... Şunu söyleyeceğim ben. İş dinamiklerin önemli olduğunu vurgulamak için şunu söylemek istiyorum. Siz ve Hayal Hocam, köy enstitüleri kapatıldıktan sonra 70'li yılına kadar, aşağı yukarı 70-72 yılına kadar köy enstitülerinin etkileri devam etmiş ve orada ilk öğretmen okulunda okuyanlar biz de köy enstitülüyüz diyorlar. Mustafa'cığım ben senden 5 dakika daha istiyorum. Hiç istemedim bugüne kadar. Çünkü sohbet çok tatlı. Ya bu çok önemli bir şey. Biz hayal alıma da dönmelim. Bugün ben ikimizin ortasında annesi babası köy enstitülü bir... o kadar bir konu ki bu önemli ve değerli, bana göre bu ülkenin bir değeri olan bir konu ki süre bitmesin istiyorum ama abi de işaret ediyor, ben 5 dakika daha istiyorum Mustafa'cığım. Hayal Hanım, siz nasıl görüyorsunuz köy enstitüsü mantığının, bu tabii ki bu 45'te de 50'de desek, 54'te ama fiili olarak 48 gibi bitti, o 50'de desek neredeyiz şimdi? 50-70 yıl önce kapatılmış olan, 70 yıl önceki Türkiye'de, Türkiye'deyiz zaten şu anda. Ama bugünkü koşullara göre bu mantığı eğitim sistemimize ne kadar sokabiliriz? Böyle bir ben sistem kurabiliriz. Ben size cevap verecektim ama oraya yöneldiniz. Ben de cevap farklı. Tamam, olsun. Tamam. bir kere sizin o uzantısı dediğiniz eğitim enstitüsü, gerçekten ben şimdi baktığımda kendimi köy enstitüsü gibi hissediyorum. Evet. Çünkü o ruhtaki öğretmenlerle yetiştik. Ama benim görev yaptığım üniversitelerde önce anketle işe başladığımda %15 öğrenci
köy enstitüleri hakkında bilgi sahibiydi. Çok küçüme gitti. %15. Ve sorguladığımda mesela Gönen'den mezun olmuş çocuk Anadolu Öğretmen Lisesi'nden oranın köy enstitüsü olduğunu bilmiyor. Ya da Lüleburgaz'da olmuş. Çünkü anlatılmıyor. Hiçbir şey anlatılmamış. Peki oğlum bak filmleri gösteriyorum. Bunlar bir zamanlar köy enstitüsüydü. Aa hocam evet bahçemizde öyle binalar vardı yıkık dökük. İçinde böyle camlarından bakardık yıkık şey kırık kemanlar. Ama hiç kimse bize anlatmadı. İşte o zaman ben dedim ki hayal bunu anlatmak zorundasın bu öğretmen adaylarına ve taşıyabildiğimiz kadarıyla, yakalayabildiğimiz kadarıyla. Mesela %95'i müfredatının yaparak, yaşayarak olduğunun farkında değildi. Evet. Şimdi birçoğu bunun ayırdığında ve biliyor. Bu çok son çok derece önemli. Evet, ben hem kırda hem kentte. Zaten kent enstitüleri olarak birçok belediye, CHP'li belediye şu anda uyguluyor bunu. Kent enstitüleri aynı ilkelerle çocuklara işte meslek gençlere yani halk eğitimi mantığıyla aslında köy enstitüleri ilkeleriyle birçok belediye uyguluyor. Yerel yönetimlerin şu anda yani henüz bu iktidar yönetimdeyken yerel yönetimlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. İkincisi 31 şehir büyük şehir oldu biliyorsunuz. 50 şehirde il statüsünde. İstatistiklerde %6 oranında yaklaşık kırsal olarak veriliyor ama aslında bu doğru değil. Çünkü büyük şehirlere bağlanan kırsal köyler şehir nüfusu içinde değerlendiriliyor şimdi TÜİK tarafından. Halbuki bu yasa çıkmadan önce %23, birkaç sene önce yani %23 civarında görünüyor istatistiklerde kır. %23, hadi %20 diyelim. Türkiye'nin 1/5 nüfusu şu anda kırsalda yaşıyor. Ve ithalat-ihracat dengeleri ithalatın ithalatın lehine değişti ve tarım yok oldu. Türkiye'de tarım yok oldu. Biz en temel tarım en temel gıdaları dışarıdan alıyoruz. Türkiye'de tarımın eğitimle birlikte yani üretimle birlikte yeniden gündeme getirilmesinin şu anda tam zamanıdır. Yani kırsalda yeniden eğitim yerleşkelerinin kurulmasının şu anda tam zamanıdır. Üstelik büyük şehir olan belediyeler çok daha kolay yapabilirler bunu. Çünkü kırsal alanların bütün arazileri büyük şehirlere geçti. Büyük yani, şehirler çok daha kolay. Bir de buna şunu ekleyelim değerli hocam. Bütün cemaatleri, tarikatları kapatalım. Onların mal varlığı, paralarını da tarımla, hayvancılıkla uğraşan köylüye verelim. Hiç olmazsa üretim canlansın Türkiye'de. Bunun için iktidar değişikliği gerekiyor yalnız. Benim dediğim evet. için gerekmiyor. Şu anda evet. yapılabilir. Artı... Yok, ben bunu istiyorum. Talep ediyorum. Facebook'tan da paylaştım. Talep ediyorsunuz da iktidar değişikliği gerekiyor. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Bugün Türkiye'de yine TÜİK istatistiklerine göre bugünkü toplantıda yaptığım sunumda vardı. %18 toplam ilkokul ve ortaokul öğrencilerin %18'i kırsal alanda okuyor ve birleştirilmiş sınıflarda taşımalı sistemle ve yatılı bölge okullarında okuyor. %18'i toplam öğrencinin. Bu az bir rakam değil. Zaman azaldı hocam. Bütün illeri büyükşehir yapma hedefi var şu anda. Köylerin haritadan siliyorlar. İşte silinmiyor onlar. Büyük şehirlerin belediyelerine katılıyor evet. ve büyük şehirler vasıtasıyla onların arazilerinde yeni kültür merkezi de olacak eğitim yerleşkeleri kurulması imkanı çıkıyor ortaya. Pozitif olalım. Ha, ne güzel. İyi yerden veriyor, değil mi? Evet, yani bu çok olabilir bir şey. Güler öğretmenim. Çünkü 222 sayılı yasa 1962'de çıkmış. Şu anda o yasada yürürlükte olan bazı hükümler var. Ben
de yeni öğrendim bu sunum nedeniyle. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocama buradan da, Mehmet Şahin Hocama. Çünkü bana Türkiye fırsatı ile ilgili yeni şeyler, yeni bilgiler edinme fırsatı verdi. 222'li yasanın 1962'de çıkan 50 dönüme kadar yatılı bölge okullarının arazisinin olması koşulu getirilmiş. Artı köy enstitüleri zamanından kalan 4274 sayılı yasadan kalan bölge okulları var. İsmail Hakkı Tonguç'un zamanında çıkan yasadan. Ve o bölge okullarının arazileri daha fazla. Size ilginç bir şey daha söyleyeyim. Çanakkale'deki bir yatılı bölge okuluna telefon ettim. Adını şu anda okulun hatırlamıyorum. Zaten 3 tane varmış topu topu. Sizin haberiniz var mı dedim. Hocam bir döner sermayeniz, döner sermaye yönetmeliğiniz var. Ve o döner sermaye yönetmeliğinde aynı köy enstitülerinde olduğu gibi çocuklara çeşitli meslekler kazandırmak üzere kurslar açılabilir. Ve bu çocukların yaptığı, imal ettiği, ürettiği, o 50 dönüm yerde olsa orada ürettiği ürünler ve o mesleklerden öğrendiği, öğrenerek yaptığı ürünler için satış yerleri açılabilir diye şu andaki yönetmelikte hüküm var. Yani şu anda Türkiye'de yatılı bölge okullarında çalışan yöneticiler ve öğretmenler bunları yapabilecek durumdalar. Ben bugün anlattım. Kısa vadeli çözümler, uzun vadeli çözümler diye. Size şimdi söylerken önce uzun vadelileri söyledim, sonra da kısa vadelileri söyledim. Şu anda bile yapılacak çok iş var. Doğru söylüyorsunuz hocam. Yani kent enstitüleri. Habire uyarılıyorum. Süremiz bitti. Şu anda. Değerli hocam, son sözler. Son sözler. Sivil toplumun gücü çok önemli. Köy enstitüleriyle ilgili çalışan çok fazla dernek var. Her biri kendi çapında bir şeyler yapmak yerine gelin imece yapalım, güç birliği yapalım. Herkes farklı bir şey yapıyor. Ben öğretmen adaylarını uyandırmaya çalışıyorum. Güler Hocam farklı bir şey. Ankara'daki dernekler. Gelin güç birliğiyle Türkiye gerçekten güçlü bir ülke ve kültüründe, özünde imece var. Hindistan uyguluyor, Mauritius uyguluyor, Finlandiya'nın temelinde var. Aslında çok güzel bir örnek. Bunu duyuralım, işbirliği yapalım. Herkes davet ediyorum. Evet, ben de. Son sözler. Ben son söz, önemli bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Sivil toplum kuruluşlarını o kadar önemsiyorum ki, içinde bulunduğum için ve sadece 16 sene değil tabii, 16 seneden önce de daima bir dernek ve sendika üyesiyim. Hala başka derneklere de üyeyim. Atatürk'ün düşünce derneğine üye misiniz? Hayır, değilim ona. Kurtuluş Savaşı'nın nasıl başladığı ile ilgili hatırlayalım. Milli Müdafaa'ya Hukuk Cemiyeti. Yani sivil toplum kuruluşları. Sonra onların Atatürk hepsini bir sonra araya getiriyor. Sonra Atatürk onların hepsini bir araya topladı. Şimdi de öyle olmasına. Değerli hocam, bekliyorum. Neden Atatürk'ü düşüne değerlendirmeye değilsiniz? Çok özel bir soru ama yanıtlamayabilirsiniz de. Daha başka hep derneklerde aktivite gösterdiğim için kendi mesleğimle ilgili. Mesela Asistanlar Derneği vardı bir tarihte, TÜMAS. Ondan sonra öğretim üyesi oldum, Öğretim Üyeleri Derneği. Ondan sonra sendikamız vardı, Eğitim Sen üyesiydim. Ondan sonra Eğitim Sen'den sonra üniversite Öğretim Üyeleri Sendikası kuruldu. TÜMÖT. Yok, TÜMÖT'e olmadım. Sendika kuruldu, sendikaya üye oldum. Hep bir yerlere üyeydim yani. Daha sonra da bu derneği kurdum. Kendi mesleğimle ilgili, akademik konularla ilgili tamam. Derneklere üyeydim. Sonra da bu derneği kurdum. Gene akademik. Tamam. Bu da akademik aslında. Peki. Yani politik diyeyim, kimliği ağırlıklı olan derneklerden ziyade mesleki Atatürkçü Düşünce Derneği politika ağırlıklı değil. Ağırlıklı olan hayır. Atatürkçü Düşünce Derneği için söylemiyorum bunu. Genel olarak söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Yani benim genel olarak yani bir iş yapalım. Hani iş içinde eğitim, iş için eğitim ilkesinden bir işe dayalı bir dernekte ya da sendikada olmak. Ne güzel. Ne güzel. Şimdi bir şeyler üretmek, iyi niyetle, sizin gibi heyecanla buralarda çalışmak ve bu ülke çorbasının kaynadığı kazana bir kırık da olsa tuz atabilmek ne güzel bir iş. Çok büyük mutluluk. Sizleri kutluyorum.
Teşekkür ediyorum ülkem adına sizlere. Tamam. Çok teşekkür ederim. Diliyorum bir başka programda yine bir araya geliriz. Hayal Hanım'la geleceğiz gibi görünüyor. Çünkü biz sizi, siz Çanakkale gelinisiniz. Çok değerli eşinizle, eşinizle tanıştık. Lüleburgaz'da askerlik yapmış. Yine burada karşılaşırız, görüşürüz. Bir şey söylemek istiyorum. Öğretmen adaylarını köy enstitüleri felsefesiyle tanıştırma ve Atatürkçe bakış projesi. İki temel hedefi derneğimiz. Tamam. Mutlu oluruz birlikte. Tabii ki biz yine iletişimimizi sürdüreceğiz. Aynı şekilde değerli hocamla da. Atatürkçe Düşünce Derneği Çanakkale Şubesi'nin o etkinliğinde yine birlikte oluruz. Yine bu stüdyoda sağ olursak, sağlıklı olursak program yaparız. Şöyle olabilir, belki İstanbul'daki Atatürkçü Düşünce Dernek şubeleri sizin kadar aktif olmadığı için belki... Hangi şu şeyde semtte oturuyorsunuz hocam? Ben Kadıköy'de oturuyorum. Kadıköy şubemiz aktif. Öyle mi? Tabii. Tamam, gidince bakacağım. Şimdi, ya ben programı kapatmak istemiyorum ama... Bizim de böyle olmaz. Tamam Mustafa, kapatıyoruz. Mustafa abiyle. Tamam Mustafa'cığım, bitiriyoruz. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bir Özden Söze programında sonuna geldik. Çok değerli iki konuğum vardı. Yüreklerinde ülke sevgisi, gençlerin geleceğine ilişkin sevdası var bu iki değerli öğretmenimizin. O sevdayı, o düşünceleri bizlerle paylaştılar burada. Hani daha da uzun bir süremiz olsa da hep konuşsak bunları. Çok anlatılacak şey var, söylenecek çok şey var ama program bitti. Kentimizin ve güzel ülkemizin üzerinden Atatürk aydınlığının hiç bağıma hiç eksik olmaması dilek ve umutlarıyla programı kapatıyorum. Hoşça kalın. Bir başka Özden Söze programında görüşmek üzere. İyi akşamlar. Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Bir kebap mı dedi? No 42 restoran açıldı. Konya